Tekrar merhaba. Bu bölümün 3. videosundayız. Şimdi 3 sanzotuya kont diyerek nasıl atak göstereceğiz? Diğer kontur tiplerine göre daha bence zor olan ve ortakla hem fikir olmak gereken bir konu. Şimdi bunu 5 başlık altında inceleyeceğiz. İki tarafta hiçbir renk okumamıştır. Bir seçenek bu. bu. Olabilir. Direkt bir sansotu, üç sansot dendi. E, kontrol ne anlama gelecek? Defans hiçbir renk okumamış. Ancak yer bir ya da iki renk okumuş. Defans bir renk açmış. Ya da araya girmiş. Sonra bu oyuncu kontrol demiş. Bu da bir şey. Defans bir renk açmış ya da araya girmiş. Ortağı kontur demiş. Beşinci olarak da her iki defans oyuncusu da farklı birer renk okumuş. Nasıl olacak? Ne anlama gelecek? Şimdi ilk örneğimiz. Bir sanzotu, üç sanzotu kontur. Bu kontrun anlamı elinizde doğu olarak kapalı Mesela Astro Adam Vale 10 kapalı ya da kapalıya yakın diyelim Astro Vale X. Yani ancak rakipte 5 tane e, bu renkten varsa 5.yi e, alamayız. E, ortaktan bu rengi çıkmasını ister. Tamam da ortak nasıl anlayacak bunu? Şöyle anlayacak. Şimdi e, e, Batı'nın eli de şöyle olsun. Bakın 1, 5, 4, 3. Size göre ortağınız hangi rengi istiyor? Bu kontr. Piki ister. Yani kontr olmasa belki bütün renkleri oynarsınız. Kör oynamak çok anlamlı değil. beş parça ama hiç tekrar el kesici bir kağıdınız yok. Karo belki. Tref ortağı yarasın diye gibi oynanabilir ama pike herhalde en son düşünürdünüz. Halbuki ortak kontr diyor. Elinin şunu söylüyor ortak. Elinde en kısaya bak o rengi çık. Yani singleton tek parça pik'e çıkmanız lazım. Peki şimdi ikinci e, duruma bakalım. Nedir durum? Yer bir veya iki renk okumuş. Şimdi güney bir karo açtı, bir kör dedi. Kuzeyin bir kör şeyi var. Sonra bir sansotu, iki sansotu, üç sansotu ve kont. Şimdi bu kontrun tek anlamı olmalı. Farklı bir anlam yüklememek lazım. Yerin rengine çık. Yerin körü muhtemelen zayıf bir renk. Ben gayet güzel kesiyorum. Ee, kör hata istiyorum. Tabi burada şunu unutmayalım. Bu ellere kontr derken şu risk var. Mesela daha önce işte e, diyelim kubit e, şey kubit yaptı ya da splinter yaptı, 4 tref dedi, 4 karo dedi. E, oralarda elimiz zaten kuvvetli olduğu için hani orada bağlanırsa kontratı batıracağız. Fakat şimdi 3 sansot oynuyor. Yani deklenen 9 leveyi bulursa bunun anlamı e, kontratı çıkaracak. E, bizim kontrolü rağmen çıkarırsa da e, yüksek puan yazacak. Bu nedenle olması gereken yani kontrollerin sağlam kontrol olması lazım. E, diğerleri gibi değil. Mesela şöyle bir elimiz olsa. Asrua Vale 10. E, artık damı da kuzeyde çıkacağını umut edersek bir kere körden hemen 3 ve kapı veririz. Kördam mesela güneyde çıkarsa ne olur diye bakıyorum. Hatta kördam batıda çıkarsa 4 birden kapıyoruz. Tabi bu battırmaya yetmiyor. Ama ortağa çok kuvvetli bir sinyal veriyoruz. Yani el tuttuğunda kör oyna arkadaş. Böyle batırırız. Atağı da kör yap, sonra el tutarsan da kör oyna. Biraz tabii ee, körde sadece ee, dörtlü ve de üçlü ve de kalma ihtimali de var. Ama bu riske değer yoksa kör atağı yapmaz ortamız. Şimdi bu kontrole rağmen Batının kör atağı yapmaması için. Çok sıkı bir nedeni olması gerekir. Ee, elinde mesela kör yoktur. Ya da öyle güzel bir rengi vardır ki e, direkt kontratı batırması söz konusudur. Mesela diyelim diyelim 5 parça piki var ve e, bu adam valeden başlıyor gibi. Ee, mesela o gerçekten şimdi Ruhadan Vale beş parça piki olsa, e, nasıl olsa bir el tuttuğumuzda da e, pikten batırabileceğiz. Körden de iki löve ve yanına gelir, harika olur. Şimdi yine yer, bu sefer iki renk okusun. Kuzey bir trep açtı, bir kör, bir pik, iki karo, iki sanzotya. 3 sanzotu densin. Batı kontr desin. Yani atağa doğu yapacak. Şimdi neyi istiyor? Yerin ilk rengi kör olmalı. Yine de atakçı eline göre atağın kör mü karo mu olacağına da dikkat etmesi lazım. Bu konuda yani ortakların anlaşmış olması önemli böyle bir kont mutlaka birinci rengi mi ister yoksa bu iki renkten birini mi ister gibi yani kör mü ister yoksa kör ya da karo mu ister diye karar vermek lazım ortaklar arasında. Mesela şöyle bir elle karo vale 14 2 ya muhtemelen karo istemiyor. Ortağımız kör istiyor. Kör olmuyor atak etmek lazım. Pik hata bir işe yaramaz. Kuzey zaten bir pik demiş. Ona doğru Ruan'ın altından oynamak işe yaramaz. Ama kör atağa ortakta iyi bir şeyler çıkarsa işe yarar. Farklı bir örneğe bakalım. Bu sefer körlerimiz çok iyi. Karolar zayıf. Bu elle ortağın 3 sanzotu'ya karşı kör ata istemesi imkansız yakın. Yani güney bir kör demiş, en az dört parça körü var. Beş tane de kör bizde, ruh adam on dokuz bizde ve hala batının kör istiyor diye düşünmemiz anlamlı değil. Ama dördüncü renk iki karoya kont e, da demet. Bakın bu hakikaten zor bir e, konu. Önünden iki karo geçerken sesini çıkarmadı. Şimdi üç sansotuya dedi. Kör istemediği kesin. Karo mu istiyor? Yoksa bambaşka bir sürpriz atak mı istiyor? İşte bu e, önemli. Yani sürpriz atak istiyorsa da şimdi dört parça kuzeyde var. Dört parça pik bizde var. Olsa olsa tref istiyordur. Belki Kuzey üç parçadan konuşmuştur. E, kapalı trefi vardır. Belki de tref istiyor. Zor bir durum. Daha, e, videonun başına da söylemiştim. 3 3 kontroller. Diğer kontrollere göre o kadar aşikar olmuyor. Kolay değil. Şimdi defans major açtı. Bir pik, do Bir sansotu, üç sansotu kontrol ettik. Şimdi iki tane eli inceleyelim açıklamalara geçmeden. A ve B. İkisinde de bir pik açar durum var. İkisi de. Beş. Bir, beş, iki. Tek farkı birinde pik kapalı, sıralı. Rua ayrık. Birinde pik ayrık. Karo sıra. Karo ve pik e, sekansları yer değiştirmiş. Şimdi kesin olan şu. A ile pik hata isteriz. B ile karo isteriz. Peki ayrımı nasıl yapacağız? Ayrım şöyle olmalı. Kontra atmazsanız ortağınızın pik hata yapmasını beklersiniz. Burada hemen bir parantez açayım. Birçok arkadaşım, yani birlikte oynadığımız için fark ediyorum. Bizim bir pik açışı üzerine bir sanzotu konuşmasını çok aşırı diyeyim, korkak oynuyorlar. Yani aman güneyin mutlaka elinde güzel pikleri vardır. E, boşuna benim ortağımın e, şeyini geçmeyin. Sıkıştırmayayım gibi pik hata yapmaz. Halbuki ortak e, kontrol atmazsanız pik hata ister. Kontrol ise artık pik değil başka bir rengi istiyorum. Yani 3 sanzotu'ya kontrol böyle bir konuşmada pik değil başka bir atak istiyorum. Yani A'da hiçbir şey söylemeyiz. B'de normal olmayan bir atak istiyoruz. Ve atakçı da bunu tahmin etmesini bekliyoruz. Ortak ile anlaşma gereken bir konu daha bu da. Ama şimdi düşünün, ilk demin söylediğim gibi pik hata yapmaktan korkak bir e, batı olsun. E şimdi A ile Yazık olur yani. Şimdi e, Güney bir tek asına güvenerek bir sansot demiş. Bana göre aslında bir tek asa güvenerek e, sansotu demek doğru değil. Yani riskli, çok riskli. Düşünün. Ben di diyorum ki o az gitsin başka yerde olsun Güney'de 3 parça pik damvaleden başlayan 3 parça pikoz Daha çok işe yarar. Çünkü defansın pik hata yapacağı kesin ve daha ilk şeyde de tuş oluyoruz. Yani asıl çıkardıkları anda da artık kontratı batıracak hale geliyorlar. Şimdi bu sefer açış değil de araya giriş olsun. Bir karo bir köre doğu olarak bir pikle araya girdik. Bir sansotu iki ve üç sansotuya geldik. Şimdi ne diyeceğiz? Ellere bakalım. Yine A ve B eline bakalım. A'da sıralı pikler var. B'de de sıralı pikler var ama e, ruha ve ası eksik. Buna karşılık trefler çok güzel. Şimdi A eliyle pik hata isteriz. B ile tref hata isteriz. Yine önceki eldeki gibi ortakla anlaşmak gereken bir konu. Kont ne anlama gelecek? O rengimi, pikimi isteyecek yoksa başka bir renk mi isteyecek? Benim tavsiyem bu kitaptaki gibi pik oynanmasını istiyorsanız iç pas geçin. Yok pik değil başka bir renk istiyorum diyorsanız ki burada artık karo ve körü rakipler konuştuğuna göre bir tek tref kalıyor. O zaman kontur değil. Yani kontur demezseniz batının normal atağının pik olmasını bekliyorsun. Ama kontur derseniz başka bir şey istiyorsunuz demek. Şimdi defans bu sefer major değil de minoraz bir trep açtı. Rakipler karo kör dedikten sonra 3 sanzote geldi. Şimdi durum farklı. Majör açışına göre farklı. Üç sansotuya kontr dememiz kendi rengimizi isteyecek. Çünkü biliyorsunuz majör açmış olsaydık 5 parça garantiydi. Halbuki üç parça trefle de bir tref açmış olabiliriz. Ama tabii o 3 de olabilir, beş altı da olabilir. Kapalı da olabilir, hepsi olabilir. Ee, onun için Batı'nın tref hata %100 diye bir olay yok. Şu elle bakın her tarafta iki tane az. Karoda da muhtemel bir keser. Tref hata istersiniz. Orta Deklaran tarafında asrua olsa bile el tuttukça tref oynayacaksınız ve kontratı batıracaksınız demek. Tref'ten üçlü ve ufukta gözüküyor. Yeter ki ortak tref hata yapsın. Bu yüzden kontrol dedi de o. Şimdi bu sefer bir de minörle araya girişe bakalım. Bir kör açtı güney. 2 trefe 2 karo dediniz. 2 pik, 2 sanzut, 3 sanzut. Şimdi araya girdiğimize göre beşli karo, belki de altılı karo garant. 5 ya da altı. 5 en azından 5 garanti. 6 da mı olabilir? Şimdi kontrol dememizin amacı burada cezalandırmak. Bu da tabi cezalandırmanın anlamı da karodan bunu yapabilmek. Nasıl olacak? Şöyle bir elimiz varsa altı parça karo, asa eksik ve trefas yanında. Harika. Çünkü 5 tane karo alabiliriz. Bir de trefasıyla kesince de 6 leve birden kapabiliriz. Yeter ki ortak karo atağını yapsın. Yani minörle açış, minörle araya giriş aslında o renkte kuvvet vaat ediyor. Major gibi değil. Majörlerde zaten e, 5 parça olacağı garantiydi. Şimdi burada minörle açış ya da araya girişlerse vaat ediyor. Evet bir videonun daha sonuna geldim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz de lütfen beğeni yapın.